A Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında akşam ajansı kuşağına başlıyoruz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağız önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca. Değerli izleyiciler, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Essarraj bugün Türkiye'ye geldi ve Başkan Erdoğan'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Karataş aktaracak şimdi. Mehmet. Manuel, görüşme saatler 15'i gösterdiğinde başladı ve yaklaşık yarım saat önce bitti. Yani toplamda 2,5 saatlik uzun bir görüşmenin gerçekleştiğini belirtelim ve şu dakikalarda da Başkan Erdoğan ve yine aynı şekilde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Essarraj'la bulunduğumuz yerde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde hala olduklarını belirtelim. Evet, 2,5 saatlik görüşmede şüphesiz ki ana başlık konusuysa ateş kesti. Çünkü dün gece Türkiye saatiyle saatler 01'i gösterdiğinde sağlandığı gibi, daha doğrusu çağrı yapıldığı gibi ateşkese her iki tarafta uydu. Yani bir tarafta darbeci General Haftar, bir diğer tarafta da Mutabakat Hükümeti Başbakanı Essarraj da çağrıya ses verdi ve olumlu cevapların gelmesiyle birlikte dün gece saatleri itibariyle artık ateşkes sağlandı. Yani aslında Libya'daki o iç çatışma ve dökülen kan savaşı da iç savaşta bir noktada durmuş oldu ve bu çatışmanın tabii ki devam etmemesi yönünde de nasıl bir adım atılacak ve bu süreç nasıl devam ettirilecek, tüm bu sorular merak konusuyken bugün de İstanbul'da kritik zirve gerçekleşti ve Başkan Erdoğan Libya Başbakanı'nı Essarraj'ı kabul etti. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde 2,5 saatlik bu görüşme içerisinde dediğimiz gibi Başkan Erdoğan'ın Libya konusundaki hassasiyeti ve yaklaşık bir haftadır yoğun bir diplomasi mesaisi vardı. Ve tabii ki bunların sonucunda da ateşkes sağlandı ki bu noktada aslında hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın büyük payı olduğunu belirtelim. Çünkü çarşamba günü Başkan Erdoğan ve yine Rusya Başkanı Vladimir Putin arasındaki o görüşmenin hemen ardından ateşkes çağrısı yapılmıştı ve dün gece de o çağrı olumlu bir sonuç verdi ve iki tarafta bu mutabakatın sağlanması noktasında, ateşkes noktasında olumlu cevaplar geldi. İşte burada da aslında yapılan bu görüşmede hem ateşkesin devamlılığının nasıl sağlanacağı ve bundan sonraki süreçte özellikle de Libya'da bulunan askerlerimizin, Türk askerlerinin de oradaki pozisyonunun ne olacağı yönünde kritik bir görüşme oldu. Çünkü orada bulunan askerlerimizin mutabakat gereği ve daha öncesinde Libya ile yapılan anlaşma gereği orada bildiğiniz üzere Libya ordusuna hem orada eğitim hem de yapılacak olan planlama noktasında destek olacaktı. Çünkü bu noktada aslında Libya'da sürdürülecek istikrarın nasıl olacağı, ki sadece aslında bu Haftar değil, diğer terör örgütlerine ve yine Libya hükümetinin tehdit olarak gördüğü tüm terör örgütlerine karşı nasıl bir duruş ve nasıl bir tavır sergileyeceği yönünde de bu noktada detaylı bir görüşme yapıldı ki özellikle de ilerleyen dakikalarda belki bu kritik görüşmeye yönelik yazılı bir açıklama ya da bir açıklamanın gelmesi durumunda biz yeni detaylarla karşınızda olacağımızı hatırlatırken, özellikle de Libya diplomasisinin yine devam edeceğini, Başkan Erdoğan yarın Ankara'da olacak ve İtalya Başbakanı'yla Ankara'da görüşeceğini belirtip söz tekrar size bırakalım.